İyi akşamlar sayın seyirciler. Line TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. Son 13 yılda ülkeye kaçak yollarla giren ya da kaçak yollarla çıkmaya çalışan toplam 1 milyon 250 bin göçmen yakalandığı açıklandı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriyor, çıkıyorlar ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmıyorlar. Düzensiz göçmen olarak tanımlanan göçmenler için Türkiye'de de çok sayıda operasyon yapıldı. Özellikle 13 yılda toplam 1 milyon 250 bin kişilik düzensiz göçmen yakalandı. Bu yıl yakalanan göçmenlerin sayısı 255 bin kişiyi aştı. Türkiye'ye kaçak olarak gelen göçmenleri getiren kaçakçılık yapanların sayısı da 8 yılda 25 bin kişi oldu. En fazla göçmenin geldiği yer Afganistan. Şu ana kadar Afganistan'dan gelen göçmen sayısı 96 bin kişiye ulaştı. Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen göçmenler genelde kaçmak için kiralık tekne, şişme bot ve sandal kullanıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ekim ayında 31.737 düzensiz göçmen yakalandı. En az göçmen Haziran ayında yakalandı. Evdeki hesap çarşıya uymadığı Kolombiyalı dansçı grup 6 ay önce geldikleri Türkiye'den gidemiyor. Paraları bitti ve dönüş için değil bilet parası, karınlarını doyuracak bir birikimleri dahi yok. Otellerde para kazanmak için dans ediyorlardı. Parasız kaldılar. 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda kalıyorlar. Bundan 6 ay önce Türkiye'ye gelen Kolombiyalı dans grubu yaz sezonunu Antalya'da tamamladı. Latin dans gösterilerini yaptılar. Kış sezonu için de bir otelle anlaştılar ancak o anlaşma bozulunca 12 kişilik grup dağıldı. İkisi Kolombiya'ya, ikisi Mısır'a, biri de İspanya'ya gitti. Geri kalanlarsa İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Paraları olmadığından 12 gündür bankta yaşıyorlar. Yeme ihtiyaçları havalimanı personelince karşılanıyor. Çünkü Kolombiya Türkiye Büyükelçiliği bile onlara yardımcı olmuyor. Ülkelerine dönebilmeleri için kişi başına 7 bin lira bilet parası bulmaları gerekiyor. Antalya'da koyun katliamı yaşandı. 11 gebe koyundan 5'i parçalanmış halde bulunurken 5 koyununsa ne ölüsü ne dirisi bulunabildi. Diğer hayvanların ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını ifade eden çiftçi nöbette. Ya dün sabah geldik saat 7'de. İşte arkadaşlar yardımcı arkadaşlar bakarken abi gel hayvanlara bir şey olmuş diye geldik hemen koştuk. Durum bu yani bir şey girmiş. Çiftliğe geldiğinde hayatının şokunu yaşadı Necati Avcı. Muratpaşa ilçesindeki çiftliğinde ne olduğu bilinmeyen bir şey tarafından koyunları katledilmiş haldeydi. Durum bu yani bir şey girmiş, parçalamış. Kaç tane hayvanınız vardı abi? Ya 11 taneydi toplam. İşte 5 tanesi kayıp, 6'sı böyle parçalamışlar. 6'sı burada. He, 5 tanesi yok. Ama tilki, ama büyükbaş köpek, ama kurt yani bunun üçünden biri. Komşular falan da hep aynı şeyi söylüyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani ne oldu? Muallakta. Avcı, hamile olan koyunlarını vahşice parçalayıp yavrularını dahi annesinin karnından çıkartan canlıyı tespit edebilmek için samanların arasına pusu kurarak av tüfeğiyle gece gündüz nöbet tutuyor. Ya değil. Bu insan işi değil abi ya. Parçalamış belli zaten. İç organlarını çıkarmış, yemişler. Kuzular dışarıda, yavrular. Koyunları parçalayan mahluğu bekliyoruz işte. Tilki mi, canavar mı, kurt mu, köpek mi onu bekliyoruz ya. Merak ediyorum şu an. Gelse de bir ne olduğunu öğrensek. Hayvanlara yapılan eziyet bitmek bilmiyor. Bursa'da esnafın beslediği bir kedinin yüzünü yaktılar. Hayvanlara yapılan şiddetin sonu gelmek bilmiyor. Bu kez korkunç manzaranın adresi Bursa. Bursa esnafının 2 yıldır beslediği Yaman isimli bu kedi başı yanık halde bulundu. Acil veterinere götürüldü. Veteriner hekim Gökhan Önder Keser, kedinin kendisine getirildiğinde telef olmak üzere olduğunu, iyileşmeye başladığını ancak doku kayıpları olacağını söyledi. Gözlerde bir hasar olur mu olmaz mı tartışmasıydı aslında ama şansımızda ufaklığın gözlerinde herhangi bir problem yok. Yani kedi kendi yani istemsiz bir şekilde bir ateşin vesaire bir şeyin içine girseydi patilerde vücudunda aslında daha ciddi bir yanık izi görmemiz gerekiyordu. Bu birazcık hani artık söylemekten belki sıkıldık ama yani insan elinden çıkmış gibi bir görüntüsü var. Çünkü doğrudan yüz bölgesinden alınmış bir yanık yarası gibi bir görüntüde. Veteriner hekim Gökhan Önder Keser hepimizin aklına gelen ancak göz ardı edilen o gerçeği bu sözlerle bize hatırlattı. Ve aynı zamanda ilgili kurumlara da. Hayvanlara
bakılmama, kötü davranma kısmını geçtik. Şiddet, zarar verme, öldürme, aslında iş buraya gidiyor. Daha önce de hani yüzlerce kez konuşulmuştur. Hani ciddi seri katillerin, hani popüler demek istemiyorum ama ünlü, bilindik seri katillerin birçoğunun küçük yaşlarda hayvanlara şiddet eğilimi olduğu ve şiddet gösterdiği bir aşikar. Zaten bu bilinen bir gerçek. Antalya'dan akıl almaz ve bir o kadar da vicdanları sızlatan bir görüntü geliyor şimdi ekrana. Görüntüde kendisini terk eden kocasından intikam almak için 1 ve 3 yaşındaki çocuklarını döven annenin bizzat kaydettiği anlar geliyor. Bak görüyor musun çocuğunu? Ağlıyor. Ne yemek yemiş, ne altını açmışım. Hele gel evimin haline bak. 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 Gördün. Bak. Gördün nasıl ağlıyor. Bak. Gördün. Babanız yapıyor. 20 yaşında bir annenin elinde biri bir, diğeri 3 yaşında iki çocuk. Kendi öz çocuklarını döverek intikam aldığı kişi ise kocası, çocuklarının babası. Babanız yapıyorum. Bak nasıl korkuyor, görüyor musun? Bak, bak. Bahattin yapıyor size. Bahattin. Bak, bak, bak. Bak, bak. Gör. Öldürürüm. İntikamımı böyle alırım. Antalya'da iki oğluyla yaşayan kadın eşi Bahattin D'nin evi terk edip Muş'a gitmesini kabullenemeyerek oğullarını dövdüğü anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri kocasına ve yakınlarına gönderdi. Benimle iyi geçineceksin. Seni tehdit ediyorum. Anladın? Anladın? Bak canına. Çok sevdiğim. Bak bak. Hiç acımam. Öldürürüm. Gebertirim. Anladın? Korkunç olay Irak'ta bulunan dedenin görüntüleri polise ulaştırmasıyla ortaya çıktı. Cani anne gözaltına alındı. Polis otosuna bindikleri sırada ise polis memuruna oğlumun yanına oturmak istiyorum diye yalvardı. Oturmak istiyorum. Oğlumun yanına oturmak istiyorum. Çocukları dövdüğünüzün İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın bizzat kaydettiği o görüntülere rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kardeş ise koruma altına alınarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi tarafından sevgi evine yerleştirildi. İstanbul Beyoğlu korkunç bir cinayete sahne oldu dün gece. Bir şahıs kızını döven damadını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Eşinden dayak yiyen genç kadın babasından yardım istedi, kocası öldü, babası da katil oldu. Korkunç olayın adresi Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi. Cinayetin hemen öncesinde Zeynep Temel babasını arayıp eşi Ayhan Temel'in kendisini sopayla dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Sebahattin Ye, aynı mahallede oturan kızının yanına gitmek için evden çıktı. Kayınpederinin evlerine gelmek için yola çıktığını öğrenen Ayhan Temel ise evden aldığı bir bıçak ve sopayla sokağa çıkarak beklemeye başladı. Sokak ortasında karşılaşan damatla kayınpeder tartışmaya başladı, hemen ardından kavga çıktı. Kayınpeder damadı Ayhan Temel'i boğazından bıçaklarken kanlar içinde yere yığılan Temel'in ilk yardımına sokak sakinleri yetişti. Temel'in boğazına tampon yapıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye götürülen Temel yolda hayatını kaybetti. Eşinin ardından sokağa çıkan Zeynep Temel de kavgayı engellemeye çalışırken ellerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın hastanede tedavi altında. Baba Sebahattin Ye ise gözaltına alındı. Bursa'da bir kişiyi öldürdükten sonra gasp ettiği araçla köfteci dükkanına dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan kişi müebbet hapis sistemiyle 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kalbinden vurularak öldürülen ve cesedi ormanlık alanda bulunan 53 yaşındaki Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olarak aranan Okan Aksu, aynı günün akşamı 46 yaşındaki Yusuf Ay'ı da 3 kurşunla yaralayarak arabasını gasp etmişti. O arabayla da aşırı hız yaparak bir köfteciye girmiş, ikisi ağır 10 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Olayda kendisi de yaralanarak hastanelik olduğu ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek, yağma, öldürmeye teşebbüs ve gasp suçlarından dava açıldı. Duruşmada pişman olduğunu söyledi. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı kontrol edilen Aksu'ya İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca akli dengesi yerindedir raporu verildi. Kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 13 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Okan Aksu hakkında Yusuf
Safa'yı kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, iş yerine zarar verme ve birden fazla kişiyi taksirle yaralama suçlarından açılan dava ise sürüyor. Bursa'da gençler arasında yaşanan yan bakma kavgasında bir üniversite öğrencisi bıçaklanarak yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençlerin kavgasında kan aktı. 19 yaşındaki Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü öğrencisi, arkadaşıyla birlikte okuldan çıktıktan sonra kaldırımda yürürken iddiaya göre tanımadıkları iki kişi tarafından laf atıldı. Bir kişi kendisine yan baktıkları iddiasıyla iki gencin üzerine yürüdü. Üniversiteli gençler ona bakmadıklarını söylese de kendilerine inandıramadılar. Darp edildiler. Kavga sırasında şahıslardan biri belindeki bıçakla 19 yaşındaki genci kolundan yaraladı. Zanlılar kaçarken genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis kaçan zanlıları arıyor. Karaman'da bir otomobil motosiklete çarptı. 21 yaşındaki sürücü metrelerce havaya uçarken otomobil sürücüsü ise kaçtı. Bu feci kazayı yapıp kaçtı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil Kavşak'ta Mustafa Yıldız'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. 21 yaşındaki Mustafa Yıldız çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. Aşırı hızla seyreden sürücü hiç durmadan kaçtı. Kasksız olan motosiklet sürücüsü gençse ağır yaralı halde ambulansla Kahraman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yük treni tıra çarpıp tırı önünde sürükledi. O anlar kamerada. Dehşete düşüren kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde bulunan demir yolu üzerinde yaşandı. Demir yolunda sıkışan tıra kuzeye doğru ilerlemekte olan bir yük treni çarptı. Görgü tanıkları o anlarda kayıttaydı. Tırın trenle sürüklendiği anlarda yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Yetkililer tır sürücüsünün demir yolundan geçmekte olduğu sırada rayların olduğu alanda sıkıştığını ve hareket edemediğini polise bildirdiğini, ancak trenin oldukça yakın olması nedeniyle makinistin zamanında durumdan haberdar olamadığını söyledi. Slovakya'da film gibi bir kaza yaşandı. Hollywood filmlerini aratmayan kaza tünelin kamerasına yakalandı. Slovakya'da Hollywood'da çekilen filmleri aratmayacak şekilde trafik kazası yaşandı. Bir araç tünele gireceği zaman yanda bulunan beton bariyere çarpıp havada bir müddet uçtuktan sonra tünelin girişine çarparak taklalar attı. Aracın sürücüsünün sağlık durumu henüz bilinmiyor. Şanlıurfa'da sel felaketi yaşandı. Bir kız öğrenci sele kapıldı. Neyse ki kurtarıldı. O anlar kamerada. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sağanak yağmur sonrası okuldan çıkan öğrenciler zor anlar yaşadı. Öğrenciler sel suları nedeniyle caddeye inemeyerek kaldırımda beklemeye geçerken içlerinden bir kız öğrenci caddeden oldukça şiddetli akan suya rağmen caddeye inerek evine gitmeye çalıştı ve dengesini kaybedip yere düştü. Baba bu kız da kaybolacak ha. Sürüklenen kızın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sudan çıkartıldı. Kaçık. Kaçık. Teknolojinin gelişmesi alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Onlardan biri de alışveriş. Özellikle indirimler ve ulaşım kolaylığı bunun en büyük etkeni diyebiliriz. Ancak güvenilir olmayan yerlerden yapılan alışverişler tüketiciyi mağdur edebiliyor. İşte tam da bu konuyla ilgili Bursa Tüketiciler Derneği açıklama yaptı. İşte detaylar. Hırka talebinde bulunmuş. Hırka sipariş ettiler. Tuz ve su ısıtıcısı geldi. Apne için burun aparatı isteyene de bir çift plastik gönderdiler. Bu kez mağdurlar Bursa'dan. Bursa'da 3 kişi internet üzerinden alışveriş yaptı ancak herkesçe bilinen güvenilir alışveriş platformlarından yapılmayan bu alışverişler 3 kişiyi mağdur etti. Öyle ki 2 ayakkabı sipariş edene biri çift biri tek ayakkabı dahi gönderdiler. Dolandırılan 3 kişi de soluğu tüketici mahkemesinde aldı. Alışveriş yaptıkları siteler için şikayette bulundular. Konuyla ilgili açıklama da Bursa Tüketici Derneği'nden geldi. Tüketici güvensiz siteler ve site satıcılarının
malları üzerinden, satış yaptığı mallar üzerinden çok ciddi mağduriyetler yaşıyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bir taraftan tüketicinin bilinçlenmesi gerekirken, diğer taraftan da çok ciddi bir denetimin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Böylesine güvenli olmayan ve resmen tüketiciyi dolandırmak için satış yapan sitelere ve kişilere karşı caydırıcı cezalar uygulanmalı ve bu tür satışlara kesinlikle izin verilmemelidir. Ucuzluk adına tüketici hem maldan hem de parasından olmaktadır. Bu nedenle fiyat konusunda mutlaka tüketici bir araştırma yapmalı ve aklına yatmayan, uygun olmayan fiyatlar için cebini, parasını riske atmamalıdır. Denizli'de 4 kişi ellerinde Türk bayraklarıyla askere gideceğiz yalanıyla vatandaşlardan para topladı. Neyse ki polisten kaçamadılar. Denizli'de birkaç gündür askere gideceğiz diyerek vatandaşlardan para toplayan şahıslar olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Polislerin takip ettiği şahıslar kentin en işlek yerinde, meydandaydı. Ellerindeki Türk bayrağına sarılı tepsi ve kolonya ile caddelerde gezerek vatandaşları durduruyorlar. Bu akşam askere gidiyorum diyerek tepsiyi uzatıp para istiyorlardı. Bazı vatandaşlar onlara inanarak para desteğinde bulundu. Takip edildiklerini fark eden 4 şahıs ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Girdikleri bir ara sokakta kıskıvrak yakalandılar. Askerlik yaşı için birazcık büyük değil misiniz? Ankara'da farklı firmalar adına kestikleri naylon faturalarla devleti dolandırmaya çalışan bir yere operasyon düzenlendi. 42 milyon 300 bin lira değerinde naylon fatura ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan bir şirket yetkililerinin naylon fatura düzenlediği ihbarını aldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatan ekipler söz konusu şirkete operasyon düzenledi. Operasyonda 42 milyon 300 bin lira değerinde naylon fatura ele geçirildi. Ayrıca şirkette yapılan aramalarda farklı firmalar adına düzenlenmiş alış-satış belgeleriyle irsaliyeli fatura koçanları ve 3 ayrı firma adına düzenlenmiş kaşeler bulundu. Mali şube ekipleri yaptıkları incelemede firma yetkililerinin herhangi bir hizmet ve mal alım satımı olmadan %10 komisyon karşılığında isteyenlere yüklü miktarda fatura sattıklarını ve devleti mali yönden hiçbir ticaret olmadan zarara uğrattıklarını belirledi. Operasyonda şirket yetkililerinden MU'yu gözaltına alan ekipler MKÖ'nün yakalanması için çalışma başlattı. Bursa'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanması hakkında soruşturma başlatıldı. 40 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanması hakkında soruşturma nedeniyle aralarında albay, yarbay, teğmen, üsteğmen, assubayların da bulunduğu 21'i aktif görevde toplam 40 kişi hakkında arama kararı çıkarıldı. İki ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlardan biri ardışık aranma suretiyle tespit edilen 9'u aktif görevde bulunan bir albay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 8 assubay, 2 uzman çavuş, 1 üsteğmen ve 2 askeri öğrenci olmak üzere toplam 20 kişinin yakalanması için düzenlendi. 42 farklı adrese operasyon yapıldı. Aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan diğer operasyon içinde Bursa merkezi 11 ilde operasyon düzenlendi. Hakkında arama kararı bulunan hava, deniz ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli, biri emekli albay, biri görevde yarbay, ikisi görevde üsteğmen, biri ihraç üsteğmen, biri görevde teğmen, 9'u görevde assubay, biri emekli assubay, ikisi eski askeri öğrenci olmak üzere toplamda 18 kişinin yakalanması için 11 ilde 18 ayrı adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yine Bursa'da FETÖ'den yargılanan sanıkları bularak rüşvet karşılığında tahliye sözü veren çete ikinci kez hakim karşısına çıktı. İki kişi tahliye edilirken elebaşı Eyüp Ensar Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ertelendi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında ilçe emniyet müdürü gözaltına alındı.
Zonguldak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çaycuma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Yaklaşık bir yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Kılıç'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Bursa'da narkotik polisi uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yıldırım Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu kullandıkları yönünde ihbar bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler farklı adreslerde yaptıkları aramalarda hem şahısları gözaltına aldı hem de şahıslara ait suç unsurlarını ele geçirdi. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 107 adet uyuşturucu hap, bir hassas terazi ve bir bıçak ele geçirilirken yakalanan 5 şahıs adli makamlara sevk edildi. Acil aranan kan artık yerli drone'la götürülecek. İşte Erzurum'da 2 doktor ve 1 mühendisin hayata geçirdiği Hızır drone projesi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı kan merkezi sorumlu hekimi uzman doktor Can Özlü, makine mühendisi İHA operatörü Hilmi Sefa Yangal ve kulak burun boğaz uzmanı uzman doktor Sami Engin Muz, sağlık hizmetinde kullanılmak üzere Türkiye'nin ilk yerli yük taşıyabilen drone'unu üretti. Acil kan ihtiyacı Erzurum'da artık işte böyle karşılanacak. Öncelikli olarak kan ürünlerinin acil şartlarda bazı hastalara ulaşmasında sorunlar olduğunu saptadık. Bunlar özellikle büyük şehirlerde trafik problemi. Diğer şehirlerimizde ve kırsal alandaysa da coğrafi zorluklar nedeniyle, iklim zorlukları, ısı sıcaklık zorlukları nedeniyle özellikle kanamalı, ağır travma öyküsü olan, bıçaklanma, yaralanma, ateşli silah yaralanması, araç içi ve dışı trafik kazaları gibi durumlarda insanlarımızın hayatlarını kaybettiğini, aşırı kanamadan dolayı kaybettiğini gördük. İşte bu yüzden hava yolu tercih edilerek Hızır adını verdikleri drone'u geliştirdiler. Taşıma haznesi de oldukça geniş. Bu taşıma süremiz yaklaşık 1 saati geçen bir süreye sahip. Bu açıdan da dünyada rakiplerine göre oldukça fark atmış durumda. Başka bir özelliği ise aynı anda 20 ünite kadar kan ve kan ürününü ilgili merkeze gönderebilmek için yüklenebilmesi. Hızır sadece kan değil, ilaç, serum, panzehir olmak üzere çeşitli tıbbi cihazları da ulaştırabilme olanağına sahip. Gün ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini aslında hem vücut hem de ruh sağlığımız için önemi oldukça büyük ve eksikliği halinde birçok hastalığa sebep olabilmekte. Detaylarını da konunun uzmanı doçent doktor Muharrem Çidem'den öğrenelim. Eksikliği halinde birçok hastalıkla ilişkilendirilen D vitamininin önemi her geçen gün artıyor. Türk doktorlarının yaptığı son araştırmalarda eklem ağrılarının da D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Muharrem Çidem'e göre kas ve eklem ağrısı yaşayanların %74'ünde D vitamini eksik. Bize başvuran 14.925 hastanın 11.029'unda D vitamini düşüklüğü saptadık. Bu çok yüksek bir oran. Neredeyse %74 oranında düşüklük tespit ettik. Şimdi sadece yaygın eklem ağrısı değil, halsizlik, yorgunluk, yapılan çalışmalarda işte depresyona eğilim, MS, tansiyon, kalp şeker gibi bir sürü hastalıklarla ilişkilendirilmiş bir vitamin. D vitamini eksikliği yaşamamızın en büyük nedeni ise modern toplumun bir etkisi, güneş ışınlarına maruz kalınmaması. Güneş gören bir ülke olmamıza rağmen Türkiye'de büyük bir çoğunluk D vitamini eksikliği yaşıyor. Kapalı alanda çalışan herkes risk altında. Şimdi biz modern toplumda işte sabah giriyoruz, akşam karanlığında çıkıyoruz. Güneşe maruziyet yok. Kesinlikle D vitamini eksikliği kaçınılmaz oluyor. D vitamini çok fazla yiyecekte bulunmayan bir vitamin. Peki vücudunda D vitamini eksik olanlar neler tüketmeli? Bu konuda yağlı balık türleri özellikle yüksek olan besinlerden en önemlisi. Yumurtanın sarısı, dana karaciğeri, tereyağı gibi besinleri tüketmekte fayda var.
Ancak D vitamini sentez çalışan bir vitamin türü, yani bahsedilen gıdalar tüketildikten sonra dışarı çıkılıp gün ışığına maruz kalınması da gerekiyor. Peki bunun farkında mıyız? Finansla uğraşıyorum biraz. Yazı yazmaktan veya okumaktan, grafik takip etmekten, evet biraz. Peki yaz aylarında düzenli güneşleniyor musun? Evet. D vitamini oranıyla, D vitamini eksikliğiyle ağrılar arasında ilişki olduğunu biliyor muydunuz? Yok. Ben biliyordum onu, evet. O yüzden hatta ampul falan alıyor annem. Diz ağrıları için, eklem ağrıları için. O da güneş görmekten oluyor çünkü ofiste çalışıyor. İşte 9, akşam 9. O yüzden evet, onu biliyorduk. Olmaz mı be kızım, ağrılarımız her tarafımız ağrıyor. Peki. Kolumuz, belimiz, her tarafımız. Peki D vitamininizi hiç ölçtürdünüz mü? Ölçtürdüm. Düşük çıktı. Düşük çıktı. Kullandım da bayağı bir vitamini kullandım. Öyle yani. D vitamini eksikliğinin vücut ağrılarıyla alakalı olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorum tabii ki, kemik ağrıları şeyler ondan oluyor. Geçen sene bel kayması geçirdim, bel fıtığım var, kalçamda platin var, ne söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'de kürsüye çıkıp konuşma gerçekleştiren 15 yaşındaki aktivist kız çocuğunun hepimizin duygularına tercüman olduğu o konuşması gelsin ekranlarınıza. My name is Greta Thunberg. Polonya'nın Katowice kentinde yapılan iklim zirvesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve dünya liderlerine seslenen 15 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg adeta ders verdi. You only speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Milli Antik Kenti üzerine kurulan alışveriş merkezi ile ilgili yeni bir iddia söz konusu. Alışveriş merkezi inşa etmelerine olanak sağlayan yapı kayıt belgesinin hukuksuz olduğu iddia ediliyor. İşte detaylar. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki 2700 yıllık Milli Antik Kenti'nin kalıntıları üzerine bir AVM inşa edildi. İmar barışından yararlanılarak alınan yapı kayıt belgesinin hukuken geçerli olmadığı ileri sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un arkeolojik sit alanları imar barışından yararlanamıyor yanıtını vermesi üzerine Mudanya Belediyesi'nce harekete geçildi. Belediye avukatları tarafından yapılan başvuruda Bakan Ersoy'un imar kanununun 4. maddesinde belirtilen istisnalardan olan arkeolojik sit alanlarında alınmış yapı kayıt belgelerinin hukuken geçerli olmadığını belirtmesi üzerine belgenin iptali istendi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, en acil şekilde yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini, söz konusu alanlarda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerlerimizin gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz açıklamasını yaptı. Özel bireylerin topluma karışması ve iş hayatını öğrenmesi için atılan adımlardan biri de Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kafede gerçekleştiriliyor. 2 saat süren çalışma gençleri oldukça mutlu ediyor. Son yıllarda özel çocukların topluma karışmalarının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. İnegöl'de faaliyet gösteren bir kafede çalışan özel çocuklar 2 saat boyunca müşterilerin isteklerini yerine getiriyorlar. Müşteri sen istediğinde götürüyorum. Tost falan istediğinde götürüyorum. Sipariş verince veriyoruz. Böyle. Müşterilerden olumlu tepkiler alan gençler görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Pasteller, simitler, mürekler, veriyorum, çaylar, kahveler, müşteri,
veriyorum. İyi geçiyor. İyi geçiyor değil mi? Evet. Çalışmak güzel mi? Çok güzel. Kafede çalışan gençleri ziyarete gelen Kaymakam Şükrü Gürücü çocuklara büyük bir moral verdi. Bu çocuklarımıza imkan verildiğinde neleri yapabileceklerini siz de gördünüz, biz de gördük. İnşallah bundan sonra daha güzel günlerde hep birlikte olacağız. Ziyaret edenlerin arasında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk de vardı. Projeyi sürdüreceklerini söyledi. İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı olarak 23 yaş üstü engeller kursumuz var. Bu kursumuzda bulunan öğrencilerimizin hepsi tabii çok özel öğrenciler. Bu özel öğrencilerin engelsiz yaşamda hayata tutunabilmeleri, kendi başlarına bir iş yapabilmeleri, özgüven sağlayabilmeleri amacıyla sağ olsunlar İnegöl'ümüzün en tanınmış iş yerlerinden birisinde böyle bir işbirliği yaparak bir proje geliştirdik. İnşallah bundan sonra da daha güzel projelerle bu öğrencilerimizi hayatın içerisine kattığımız projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir zamanlar evlerin olmazsa olmazları arasında yer alan ot süpürge, teknolojinin galip geldiği ürünler arasında Bursalı Yüksel Başaksa baba mesleği ot süpürgeciliğini ayakta tutmaya çalışıyor. Bir zamanlar her evin vazgeçilmeziydi. Evi, bahçeyi, kapıların önünü süpürmek için kullanılan ot süpürge yerine elektrikli süpürgeleri bıraktı. Büyük bir zahmet ve emekle yapılan süpürgenin üretimi, taleplerin azalması üzerine durma noktasına gelirken, Bursa'da ot süpürge üretimi yapan nadir kişilerden biri olan Yüksel Başak, özellikle yeni nesil gençlerin ot süpürgeyi evlerinde bulundurmadığını dile getirdi. Eski nesildeki olay farklıydı. Eski nesilde ister istemez kullanılıyordu bu süpürge. Evler o zaman farklıydı. Bahçeliydi. Bir eve en azından iki tane süpürge gerekli. Bir bahçeye, bir evin içine. Bunları ayırıyordu bayanlar. Şimdi o şekilde yok. Şimdiki olan olaylar, binalar değişti. Dairelere girdi. Dairelerin içinde süpürgeye pek ihtiyaç kalmıyor. Süpürgenin o kadar pek bir önemi yok artık yani. Başak uzun zamandır ot süpürge yapıp satıyor. Üretim düşse de baba mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Talep biraz az. Az olunca üretim de az oluyor. Bursa'da merkezde bunun üretimini yapan bir ben varım, bir de benim amcam var. Amcaoğlu var. Yıldırım'da iki kişi var yani. Onun haricinde Bursa merkezde yok. Ha, Bursa'da yok mu? Var Bursa'da, ilçelerde var. İlçelerde, köylerde daha devam ediyor yani. Bursa'dan dünyaya flamenko ve klasik gitar üretimi yapılıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir firma yıllardır gitar üretimi yapıyor. 20 yıldan beri enstrüman malzemeleri üretiyoruz. Geçtiğimiz son 15 yılda gitar üretimine başladık. Ürettiğimiz gitarlar klasik ve flamenko gitarlar, el yapımı gitarlar. İnegöl ilçesinde üretilen el yapımı klasik ve flamenko gitarları Amerika başta olmak üzere 40 ülkeye ihraç ediliyor. Yılda 100 gitar civarında üretim yapmaktayız. Başta Amerika, Japonya olmak üzere 40 küsur ülkeye ihracatını gerçekleştirmekteyiz. Bir yılda 100 adet gitar üretimi yapan ve Bursa'da tek olan firmanın enstrüman yapımında kullanılan ham maddelerin 30 yıl bekletilip kurutulmuş ağaçlar olduğu öğrenildi. Gitar üretimi çok sıkıntılı bir üretim. Her şeyden önce ham madde tedariki gerekmektedir. Biz kendimiz zaten tedarikçi olduğumuz için kendi ihtiyacımız olan tüm ses ağaçlarını kendimiz üretmekteyiz. Kendi gitarlarımızda da kendi ağaçlarımızı kullanmaktayız. Bizi şu an elimde görmüş olduğunuz bu 40 yıllık kuru kuş gözü Kanada akçı ağacı. Ağaçların kuru olması gerekiyor. Yani çalgı yapımında kullanılacaksa hangi çalgı olursa olsun minimum 5 yıl kuru olması gerekiyor. Bizimkilerin hepsi yıllanmış ağaçlar. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bu şekilde kuru ağaçlar. El yapımı gitarların fiyatı ise 1000 Euro'dan başlıyor. Bursa Devlet Tiyatrosu yeni oyunu Birinci Sızı'yı sahnelemek için son hazırlıklarını tamamladı. Oyun sizi tarihte bir yolculuğa çıkaracak. Paşam, bu da onları durduramazsa ne yapacaksınız?
Yakın tarihimizin en çalkantılı günleri 1915 yılının Nisan ayı. Bir tarafta Çanakkale cephesi, bir tarafta Ermeni meselesi. Anadolu'da isyanların gölgesinde imkansız aşklar, dağılan aileler, Gelibolu'da siperlerin ardında ibret verici dostluklar, dram dolu hikayeler. Bursa Devlet Tiyatrosu yeni bir oyununa hazırlanıyor. Patrik Efendi, siz Ermenilerin ruhani liderisiniz. Sözünüz çok etkili. Onu biliyoruz. Tufan Gündüz'ün Nisan'ın İki Günü adlı romanından tiyatroya uyarlanan Birinci Sızı sahnesini bekliyor. 1915 Nisan'ında Türkiye'de yaşanan, ülkemizde yaşanan sıkıntılı bir süreç var. Bu süreç içerisinde Çanakkale'de İngilizler karaya çıkıyorlar ve aynı zamanda yurt içinde de pek çok karışık olaylar meydana geliyor. İşte bu olaylar içerisinde bir aileyi, bu ailenin yaşantısını, çektiği acıları ve aynı zamanda Çanakkale'de onlarla bağlantılı kişilerin yaşantıları, o günlerin zorluğu, çetin günler, savaşın acıları, ayakta kalmaya çalışan insanların dramını anlatan bir oyun. Etkinliğin içeriği Çanakkale Savaşı zamanında, aynı zamanda da Anadolu'da bir takım olayların cereyan ettiği bir dönemi anlatıyor. Aslında tarihte çok geri planda tutulmuş bir dönem. Daha çok biz Çanakkale'yi öğrendik çünkü. Bununla ilgili bize bir tarih bilgisi veriyor aslında ve hatta yazarlarla görüştüğümüzde, oyunun çok değerli yazarlarıyla, bize sayfa sayfa her sahnenin doğru olduğu ve belgeli olduğunu söylediler. Bu bizi çok mutlu etti açıkçası. Çanakkale Savaşı döneminde bu ülkenin farklı farklı yörelerinden bir araya gelmiş insanların, yani bunun içinde etnik kökenler de dahil, yani Lazı, Çerkez, Ermeniler ki oyun bunu işliyor zaten. Yani Ermenilerin de bu savaşın içerisinde aslında düşman dediğimiz karşı kuvvetlere karşı savaştığını gösteren, herkesin bu topraklar için nasıl mücadele ettiğini gösteren, bunu anlatan bir oyun aslında. Arkadaşımız mesela oynadığı karakter Turçin Bosna'dan gelmiş. Benim oynadığım Bahri, İşte Efelik var deyip Ege'den kalkmış gelmiş Çanakkale'yi kurtarmak için, yani daha doğrusu vatanı kurtarmak için uğraşmış insanlar. Değil mi lan? Öyle öyle. Oyunun premier tarihi 25 Aralık. Şimdiden ilk gösterimleri için biletler doldu. Amerika eski başkanı Barack Obama Washington'daki hastanede çocuklara hediye dağıttı. Obama'nın bu davranışı hastanedeki aileler tarafından alkışla karşılandı. ABD eski başkanı Barack Obama, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan bir hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz yaptı. Noel Baba kılığında hastaneye giren eski başkan, sırtındaki torbada bulunan hediyeleri çocuklara dağıttı. Obama dans ederek alkışlar eşliğinde giriş yaptığı hastanede çocuklarla tek tek ilgilendi. İki kız babası olan Obama, çocukların aileleriyle de görüşerek onlarla yakından ilgilendi. Amerika'da neşeli bir kargocu kargoyu teslim ettiği evin kapısındaki güvenlik kamerasını fark edince bakın ne yaptı. Indiana'da bir eve paket getiren kargo çalışanı izleyenleri hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. Güvenlik kamerasını fark edince dans etmeye başladı. Dans şovunu yaptıktan sonra alanı terk etti. Annesine hız şakası yapan bir genç ve oğlunun arabasına bindiğine bin pişman bir annenin görüntüsü var şimdi sırada. Of! Serhat yapma! Serhat yapma! Serhat yapma! Allah rızası için yapma! Serhat isimli genç annesine unutamayacağı bir yolculuk yaşatmak istedi. Aracına binen annesine kendince hız şakası yaptı. O anlar ve yüreği ağzına gelen kadının tepkileri ise kameraya yansıdı. Ay Allah seni kahretsin. Serhat! Serhat! İneceğim, kapıyı açıyorum. Anne oğlu tarafından kaydedildiğini fark edince hemen telefona yöneldi. Bu sırada oğlu da aracın hızını kesti. Şu terime bak. İmansız, kitapsız.
İmansız kitapsız. Haydi markette dur, ekmek alacağım. Görüntüyü izleyen çoğu kişi gülüp eğlenirken büyük bir çoğunluk da anneye yapılan bu şakayı olumsuz karşıladı. Aşırı yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürümeye çalışan kadının ilginç sonu geliyor şimdi ekrana. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok beğendiği kırmızı topuklu ayakkabıyı bir mağazada gören kadın ayakkabıyı denemek istedi. Ancak denediğine de deneyeceğine de pişman oldu. Denediği topuklu ayakkabının boyu o kadar uzundu ki genç kadın ayakta duramadı ve işte böyle yere düştü. Bülteni muazzam bir türkü performansıyla kapatacağız. İşte Rizeli çoban Mete Saraç'ın koyunlarını otlatırken söylediği "Issız kaldı virane dağlarım" türküsü. Issız kaldı virane dağlarım, ben tulumun sazıyım sazıyım. İstanbul senin olsun bir tanem, ben Rize'mden razıyım razıyım. Yaylada peynirinden yağından, ağaçta kovandaki balından, anlamam sosyeteden bir tanem, razıyım ha bu çoban halımdan. Gurbette bunca derdi kederi içime. Ve bu haberle de bültenimizin sonuna geldik. WhatsApp ihbar hattımız 533 953 2501. İyi akşamlar.